Sabahleyin şah, divana gitmiş, divan halkla dolunca, gün batasıya kadar tayinler, aziller yaparak, yöneterek, askıda kalan işleri bitirerek adalet dağıtmaya başlamış. Sonra divan dağılmış, şah da sarayına dönmüş. Gece yaklaşınca, vezirin kızı Şehrazat ile her zamanki ilişkisini kurmuş. Beşinci gece olunca Şehrazat anlatmaya başlamış, işittim ki, ey bahtı güzel şahım, Kral Yunan vezirine, ey vezir, hekime karşı kıskançlık duygularına kapılma. Sen, onu öldürmemi, sonra da Şahin'ini öldürdükten sonra pişmanlık duyan Şah Sinbad gibi bundan pişman olmamı istiyorsun, demiş. Vezir, bu nasıl olmuş, diye sorunca, kral ona şu öyküyü anlatmış. Şah Sinbad'ın Şahin'i bir zamanlar Fars şahlarının içinde eğlenceye, bahçelerde gezmeye ve her türlü ava çok meraklı bir şah varmış. Onun kendi eliyle yetiştirdiği ve gece gündüz terk etmeyip bileğinde tünettiği bir Şahin'i varmış. Ava gittiği zaman onu birlikte götürür, boynuna astığı ufak bir altın tastan su içmesini sağlarmış. Bir gün sarayında otururken, kuşların bakımıyla ilgilenen görevli çıka gelmiş ve ona, ''Ey yüzyılların şahı, sanırım ava gitmenin tam zamanı.'' demiş. Bunun üzerine şah hazırlıklara başlamış, şahini de eline almış, yola çıkılmış.'' av ağlarının gerili bulunduğu küçük bir vadiye gelinmiş. Birdenbire abi ceylan düşmüş. Bunu gören şah, kim bu ceylan kendi yanına yaklaştığım görür ve kaçın RSA, onu öldürürüm, demiş. Sonra ceylanı saran av ağam çekip şaha doğru yaklaştırmaya başlamışlar. Ceylan ön ayaklarını göğsüne yaslayarak, yere dayayıp arka ayaklan üzerinde dikilerek, sanki şahın önündeki yeri öpmek ister gibi durmuş. Bunun üzerine şah, eğilerek, ceylanı ürkütmek için ellerini çırpmış, ceylan da şahın başı üstünden sıçrayarak uzaklara doğru koşmaya başlamış. Şah mahiyetine dönüp baktığında birbirlerine göz kırpmakta olduklarını görmüş ve vezirine, bu askerlere ne oluyor, böyle göz kırpıp duruyorlar, diye sormuş, vezir de sizin ceylanı kaçıranı öldüreceğinize dair ettiğiniz yemini hatırlatıyorlar birbirlerine, yanıtını vermiş. Şah da, doğru. Öyleyse bu ceylan izleyip yakalamamız gerek, diyerek ceylanın izi üzerinde at sürmüş, Şahin, gaga vurup ceylanın gözlerine oymuş, onu şaşırtmış, şah da topuzuyla vurarak Ceylan'ı yere devirmiş. Sonra attan inip onu boğazla mış ve derisini yüzüp hayvanın terkisine bağlamış. O sırada sıcak bastırmış, bulundukları yer çöllük, kurak ve susuzmuş. Şah da atı da susamışlar. Şah dönüp oracıkta gövdesinden yağ gibi koyu bir su akan bir ağaç görmüş. Elleri deri eldivenlerle kaplı olan şah, şahinin boynundan tası alıp onu bu suyla doldurmuş ve kuşun önüne koymuş ama kuş pençe vurarak tası devirmiş. Şah tası ikinci kez doldurmuş ve kuşun susamış olduğunu düşündüğünden bir kez daha onun önüne koymuş, ancak Şahin ikinci kez pençe vurup tası devirmiş. Şah kuşa içerlemiş, ama yine de tası üçüncü kez doldurarak, bu kez ata su vermek istemiş, Şahin kanadım çarparak tası tekrar devirmiş. Bunu gören Şah, Allah belanı versin uğursuz kuş, diye haykırmış, benim içmemi engelledin, kendini de mahrum ettin, atı da bir demiş, kılıcıyla Şahin'e vurup iki kanadım kesmiş. Şahin de başını kaldırmış ve hareketleriyle adeta, bak ağaçta ne var, demek istemiş. Şah başım kaldırınca ağacın üzerinde bir yılan görmüş, ağaçtan süzülen de onun zehriymiş. Bunu anlayan Şah, Şahin'in kanatlarını kestiğine pişman olmuş. Sonra kalkıp atına binmiş, birlikte ceylanı alıp götürmüş ve sarayına ulaşmış. Ceylan'ı aşçının önüne atmış ve al şunu pişir demiş. Sonra da kolunun üzerinde Şahin'le tahtına oturmuş. Ancak pek az zaman sonra Şahin bir kez hıçkırdıktan sonra ölmüş. Bunu gören Şah, hayatım kurtaran Şahin'i öldürmüş bulunduğundan dolayı acı duyarak matem çalıkları koparmış. Şah Sindbad'ın öyküsü işte budur. Vezir, Kral Yunan'ın anlattığı öyküyü işitince, ona, ey azametli kralım demiş, kötü sonuçlarım görebileceğin ne gibi fenalık yaptım bugüne kadar. Sana karşı duyduğum saygıdan ve sevgiden dolayı bunu söylüyorum. Söylediklerimin gerçek olduğunu sonra anlarsın. Beni dinlersen kurtulursun. Yoksa şahlardan bir şahın oğlunu aldatan hilekir vezir gibi ölürsün, demiş. Şehzade ile Gulyabani söz konusu şahın, ava ve at sürmeye meraklı bir oğlu, bir de veziri varmış. Bu şah vezirine, nereye giderse oğlundan aynı için emir vermiş. Bu oğul, günlerden bir gün, at sürüp ava gitmiş, onunla birlikte babasının veziri de saraydan ayrılmış. İkisi birlikte yol alırken, önlerine canavar görünüşlü bir hayvan çıkmış. Vezir şehzadeye atını sür, bu garip hayvanı izle, demiş. Şehzade de hayvanı gözden yitirinceye kadar izlemiş ve birdenbire hayvan çölde itip gitmiş. Şehzade çok şaşırmış ve nereye gideceğini bilemediği bir sırada yolun başında ağlayan genç bir köle kız görmüş. Şehzade ona sen kimsin diye sormuş, kız da Hint padişahlarından birinin kızıyım. Ormanda kervanla yol alırken uyuma arzusu beni sardı, farkında olmadan atından düşmüşüm. Sonra kendimi yapayalnız ve çok şaşırmış olarak burada buldum demiş. Şehzade bu sözleri duyunca acıma duygusuyla sarsılmış ve onu alıp atının terkisine yerleştirdikten sonra yola koyulmuş. Terk edilmiş bir harabeden geçerlerken köle ona "Efendim, şuracıkta hacetimi görebilir miyim?" deyince şehzade onu attan indirmiş. Sonra da geciktiğini görünce ağırdan alıyor sanarak ardından gidince bir dene görsün genç kız sandığı bir gulyabani değil miymiş? Onu çocuklarına şöyle söylerken duymuş, yavrularım, size bugün iyice besili bir genç adam getirdim. Onlar da kendisine, anneciğim, onu bize getir. Yiyip iyice karnımızı doyuralım, diyorlarmış. Şehzade bu sözleri duyunca öldürüleceğini anlamış, her yanı titremiş, yaşamı için dehşete düşmüş ve geri dönmüş. Gulyabani ininden çıktığında, onu bir tabansız gibi korkmuş, titremeler içinde görünce ona, böyle korkacak ne var, demiş, şehzade de, korktuğum bir düşmanım var, yanıtım vermiş. Gulyabani ona, sen bana bir şehzade olduğunu söylemiştin, deyince, o da, evet, doğru, yanıtını vermiş. Kız da, öyleyse, onu engellemek için düşmanına neden biraz para vermiyorsun, diye sormuş, şehzade, parayla falan gözü doymuyor ki, ancak ölümle yetinir. Bundan dolayı yaşamımdan endişe ediyorum. Ben kötü talihimin kurbanıyım diye yanıt vermiş. O zaman kız da eğer öyleyse düşmanına karşı Allah'a yalvarmaktan başka çaren yok. O seni tüm korktuğun bela ve kötülüklerden korur demiş. Bunu duyan şehzade başım göğe kaldırıp sen ki başı sıkışıp sana sığınanlara yardım edersin ben de düşmanlarım üzerinde muzaffer olmak için sana sığınıyorum. Kaldır onları Tanrım, yolumun üzerinden, diye yakarmış, Gulyabani bu yakarışı işitince gözden kaybolmuş. Şehzade, şah babasının yanına vanca, ona, vezirin kötü nasihatimi anlatmış, o da vezirin öldürülmesine hükmetmiş. Bunu izleyerek Kral Yunan'ın veziri sözünü şöyle sürdürmüş, Ey şahım, sen bu hekime arka çıkarsan, o seni ölümlerin en kötüsüyle öldürecektir. Sen onu lütuflarınla donatsan da, dost olarak kabul etsen de, yine de ölümünü hazırlayacaktır. Elinde tuttuğun bir şeyle bedeninin dışım saran bir hastalıktan seni kurtarmasın nedenini anlamıyor musun? Bunun sırf tutacağın ikinci bir şeyle ölümüne yol açmak için olduğuna inanmıyor musun? Bunu duyan Kral Yunan, doğru söylüyorsun. Senin düşündüğün gibi yapılmış olabilir, ey uz görüşlü vezirim, demiş, bu hekimin beni öldürmek için gizlice gelmiş bir casus olması pek mümkündür. Gerçekten elimde tuttuğum bir şeyle beni kurtarmışsa, örneğin koklatacağı bir şeyle de pekala beni öldürebilir. Sonra kral Yunan vezirine, ey vezir, onu ne yapmalıyız, diye sormuş. Vezir, hemen birini kaldığı yere gönderip onu çağırtmalı buraya geldiğinde boynunu vurdurmalı. Böylece kötülüklerini durduracak, sıkıntıdan kurtulup rahatlayacaksın. O sana ihanet etmeden, sen ona yapacağını yap, demiş. Kral Yunan, doğru söylüyorsun, ey vezir, demiş. Sonra hekimi çağırtmış, hükümdarın kendi hakkında ne düşündüğünü bilmeyen hekim kıvançla huzura girmiş. Şairin dizelerde anlattığı gibi, ey bahtın darbelerinden korkan kişi rahatla. Bilmezsin ki, her şey dünyayı yaratan Tanrı'nın elindedir. Zira yazılan yazılmıştır, asla bozulmaz. Yazılmamış olan içinse hiç korkmamalıdır. Ve sen Tanrım, seni övmeden geçen bir günüm olabilir mi? Yoksa ahenkli üslubumun ve şairce dilimin şahane verisini başka kime harcardım? Ellerinden kabullendiğim her yeni armağan Tanrım, bir öncekinden daha güzel hem de istenmeden gelir. Böyleyken nasıl olur da senin görkemini, tüm görkemini kendi içimde ve halk içre övmem? Ama itiraf etmeliyim, ağzım yeter güzellikte övgüler düzemiyor. Sesim sana ilahiler söyleyecek kadar tatlı, sırtım da verdiğin nimetleri taşıyacak kadar güçlü değil. Ey Allah'ın kulu, şaşkınlık içindeyken meseleni tek bilgi olan Tanrı'ya bırak ve artık yüreğine insandan yana girecek dertlerden korkma. Ve de bil ki hiçbir şey senin iradenle oluşmaz. Sadece bilgelerin bilgisi olan Tanrı'nın iradesiyle oluşur. Asla umutsuzluğa kapılma. Tüm dertlerini, tüm kaygılarını unut. Bilmez misin ki kaygılar en sağlam, en güçlü yürekleri yıpratır? Öyleyse bırak her şeyi Tek düzenleyicinin karşısında kurduğumuz düzenler kudretsiz köle düzenlerinden başka bir şey değildir Bırak geçip gitsinler Sürekli mutluluğu tatmaya bak Hekim rüyan huzuruna geldiği zaman Kral ona senin için huzuruma çağırdığımı biliyor musun 11 diye sormuş Hekim bilinme yeni kimse bilmez ancak yüce tam bilir demiş Kral, ona seni öldürmek, ruhunu bedeninden ayırmak için çağırttım demiş. Bu sözleri işiten hekim Rüyan, görülmedik bir heyecanla sarsılmış ve kralım benim için öldüreceksin. Acaba ne gibi bir kusur işledim, diye sormuş. Kral, ona senin bir casus olduğun ve beni öldürmek için gelmiş bulunduğun söyleniyor. Böyle olunca sen beni öldürmeden, ben seni öldüreceğim yanıtını vermiş. Sonra celladı çağırtmış ve ona, bu hainin boynunu vur, bizi belasından kurtar, demiş. Hekim, beni bağışla ki Tan da seni bağışlasın. Beni öldürtme, yoksa Tan da senin canını alır, diye yakarmış. Sonra Eyifrit, benim sana yalvardığını, ama dinlemediğin, aksine ölümümü istemekte ısrar ettiğin gibi, o da yakandan krala tekrarlamış. Sonunda kral Yunan, Hekime, seni öldürtmedikçe güven bulamayacağım, rahata kavuşamayacağım. Çünkü senin elime aldığın bir şeyle beni kurtardığın gibi, koklatacağım bir şeyle ya da bir başka yolla beni öldüreceğine kuvvetle inanıyorum. Hekim ona, efendimiz, benim ödülüm bu mu olacaktı? Sen iyiliği, kötülükle mi karşılarsın demiş. Ama kral, ona senin gecikmeden ölmen gerekiyor demiş. Hekim kralın kendi ölümünü kesin olarak istediğini iyice anlayınca, ağlamış ve layık olmayanlara hizmet etmenin verdiği üzüntüyle kahrolmuş, bu konuda şair demiş ki, genç ve çılgın maymune, tüm ruh yüceliğinden yoksundu gerçekte. Ama babasının, aksine, göğsü merhamet, yüreği iyilikle doluydu. Ve de bakın ona. Elinde meşale olmadan yola çıkmaz, böylece yürürken sokağın çamurundan, yolların tozundan ve tehlikeli kaymalardan sakınırdı. Bunu izleyerek cellat ilerlemiş, hekimin gözlerini bağlamış, sonra palasını çekerek krala izninle demiş. Ancak hekim sürekli ağlıyor, krala da beni koru ki Allah da seni korusun. Beni öldürme ki Allah da senin canını almasın deyip duruyormuş. Ve de şairin şu dizelerini okuyormuş, kendi kendime verdiğim öğütler yerini bulmadı. Oysa cahillerin öğütleri basan sağladı. Bense sadece hoşgörüden nasibimi aldım. Bu yüzden eğer yaşayacak olursam kendime öğüt vermekten sakınacağım. Ölürsem eğer benim başıma gelen başkalarının dillerini tutmaları için örnek oluşturacak. Sonra krala benim ödülüm bu mu olacaktı? sen bana vaktiyle bir timsahın davrandığı gibi davranıyorsun, demiş. Bunu duyan kral, bu timsah öyküsü de nedir, diye sorunca, hekim ona, bu durumda iken sana bunu anlatmam olanaksız, demiş, Allah aşkına, beni bağışla, Tanrı da seni bağışlasın, diye eklemiş, ve sonra yeniden gözyaşlarına boğulmuş. O sırada kralın gözdelerinden birileri ayağa kalkarak, Efendimiz, bu hekimin kanını bize bağışla, çünkü biz onun sana karşı kusur işlediğini hiç görmedik. Aksine, başka hekimlerin ve bilginlerin çare bulamadığı derdinden seni kurtardığım gördük. Kral onlara, siz bu hekimin öldürülmesinin nedenini bil bir süre tanı ki, evime gideyim. Bütün işlerimi yoluna koyayım. Ana babama, komşularıma, cenazemi kaldırmaları için talimat vereyim. Ve özellikle tıpla ilgili kitaplarımı birilerine armağan edeyim demiş. Bir de bir kitabım var ki, gerçekten alıntıların alıntısı ve ender ki nadirattandır. Onu size armağan olarak vermek istiyorum, kitaplığınızda itinayla saklayın diye. Bunu duyan kral, hekime, nedir bu kitap, diye sormuş. O da, değer biçilmez şeyler içerir. Açıkladığı sırlardan pek önemli olmayan biri şu, başımı vurdurursan, kitabı aç ve sayarak üç sayfa çevir, sonra soldaki sayfadan üç satır oku kestirdiğin baş sana seslenecek ve ona soracağın her soruyu yanıtlayacaktır, demiş. Bu sözleri duyan kral şaşkınlıktan şaşkınlığa düşmüş, sevinçten ve heyecandan titremiş ve ey hekim, senin başını vurdursam da konuşacak mısın, diye sormuş. Hekim de, evet, gerçekten öyle, efendim. Kitapta bu hayret verici şey de yazılı, demiş. Bunun üzerine kral ona gitmesi için izin vermiş ancak adamlarım da yanına katmış. Hekim bir iki gün içinde işlerini görmüş. Sonra yeniden kralın huzuruna çıkmış. Buraya emirler, vezirler, mabeyinciler ve naiplerle krallığın tüm önde gelenleri de gelmiş. Divan, her renkten ve biçimden giysilerle çiçek dolu bir bahçeye dönmüş. O sırada hekim divana girmiş ve kralın önünde ayakta durmuş elinde eski bir kitap ve içinde bir tür toz bulunan bir sürme kutusu taşıyormuş. Sonra oturmuş ve bana birisi bir tabak getirsin, demiş, sonra da tozu tabağa dökerek tabana yaymış ve ey kral. Bu kitabı ALG ama başımı vurmadan önce kullanma, başım vurulunca, onu, içinde toz bulunan şu tabağa koydur. Kanımı dindirsinler. Sonra kitabı aç, demiş, ancak kral acelesi yüzünden onun söylediklerini pek dinlememiş. Kitabı almış ve sayfaların birbirine yapışık olduğunu görmüş, parmağını ağzına koyup tükürüyle ıslatmış ve ilk sayfayı açmayı başarmış. İkinci, üçüncü sayfalar içinde aynı hareketi tekrarlamış ve her seferinde sayfalar büyük bir güçlükle açılmış, sonra okumaya çalışmış ama sayfalar üzerinde hiçbir yazı yokmuş. Kral, ey hekim, burada yazılı bir şey yok, demiş. Hekim, aynı tarzda açmaya devam et, demiş. Kral da yapraklan çevirmeye devam etmiş. Ancak daha birkaç dakika geçmemiş. O anda kralın kanına zehir işlemeye başlamış. Çünkü kitap zehirliymiş. Kral, müthiş titremeler içinde yere düşmüş ve zehirlendim, zehirlendim diye haykırmaya başlamış. Hekim Rüyan, ona seslenerek şu dizeleri okumaya başlamış. Şu yargıçlar. Yargılar ya, bazen kendi yetkilerini aşarak tüm adaleti bir yana bırakırlar. Bununla birlikte, efendim, adalet vardır. Zamanı gelince onları da yargılarlar. Eğer dürüst ve iyi iseler yakayı kurtarırlar ama zulmetmişlerse, kader de onlara zulmeder ve en kötü sıkıntılara uğratır. Gelip geçenlerin alaylarına ve acımalarına alet olurlar. Yasa budur. Bu da ondan ötürüdür. Ve kader sadece mantıkla işini yürütür. Hekim Rüyan bu dizeleri okuyup bitirirken, kral da o anda can vermiş. Böylece ey ifrit, bil ki kral Yunan, hekim Rüyan'ı bağışlasaydı, Tanrı da sırası gelince onu bağışlayacaktı. Ama o bunu reddetti ve ölümüne kendi karar vermiş oldu. Sen de, ey ifrit, beni bağışlamak isteseydin, Allah da seni korurdu. Anlatısının burasında, Şehrazat, sabahın ışığını görmüş ve yavaşça susmuş. Kız kardeşi Dünyazat, ne hoş bir anlatışın var, re demiş. O da, Efendimiz beni bağışlarda sağ kalırsam, bu akşam anlatacaklarım in yanında bunlar hiç kalır demiş. Sonra o geceyi sabaha değin birlikte tam bir mutluluk ve bahtiyarlık içinde geçirmişler.